Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ görevi sona erdi. İki dönem rektörlük görevini başarıyla sürdüren Rektör Demirdağ görevini yeni rektör Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'a devretti. Profesör Demirdağ çiçeği burnunda yeni rektör Profesör Göktaş'ı kapıda karşıladı ve birlikte makama geçti. Fırat Üniversitesi Rektörlük Devir Teslimi rektörlük makamında düzenlenen sade bir törenle gerçekleşti. Allah hayırlı şekilde bizi bu şekilde devrettiğimiz gibi. Fırat Üniversitesi'nin son 4 yılına damgasını vuran Rektör Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ, YÖK ve Cumhurbaşkanlığı'nın tercihiyle Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'a devretti. Hocam. Göktaş'a hayırlı olsun dileklerini ifade eden Profesör Demirdağ, iki dönem rektörlük görevi yaptığını ve bunun gururunu yaşadığını belirtti. 8 yıllık dönemde Fırat Üniversitesi'nin tarihinde gerçekten bunu tarih yazacaktır. Sessiz sedasız birçok şeyi gerçekleştirdi. Bu vesileyle de mutluyuz. Fırat Üniversitesi'ni biz kendi evladımız gibi bildik yani. O yüzden mutluyum. Ben şükür ediyorum Allah'ın azametine. Bana bu makamı verenlere, bu makamları burada çalışırken, bu makamı tevdi edenlere mahcup etmemenin mutluluğunu yaşıyorum. Allah herkese bunu nasip etsin. Demirdağ 8 yıl boyunca yürütülen çalışmalara vurgu yaparken akademik ve idari personelin gösterdiği gayrete de işaret etti. Seçmeseydik şu anda 5000 civarında öğrenci olurdu. Biz burada kaliteden ödün vermeyerek bunu gösterdik. Bunun devam etmesi lazım. Hem ülkemiz açısından hem şehrimiz açısından diğer konularda özellikle akreditasyonla ilgili değerli hocalarım ciddi çalışmalar yaptılar. Koordinasyonu Mehmet Hocam yapıyordu. İş kontrolde Saadettin Hoca yapıyordu. Özellikle uluslararası ulaşmada ve diğer eğitim öğretimde Halil Hocam ciddi gayretler sarf ettiler. Ahmet Hocam bize hem dekanlıkta hem burada ciddi katkılar verdi. Bütün dekanlarımız ve müdürlerimiz, idari personelimiz hepsi elinden geldiği kadar bu gayreti gösterdi. Rehavetten ve asaletten mutlaka herkesin kurtulması lazım. Üniversitenin bir işi varsa herkesi bunu kendine göre atletmesi lazım. Yani bana ne dememek lazım. Bu açıdan da insanları motive etmek lazım. Motivasyon gerek. Bu motivasyon haricinde de mutlaka insanlara iş tarifi ve hesap verebilirlik, hesap sorulabilirlik çerçevesinde bizim bakmamız lazım. Başarılı bir üniversitede göreve başladığını belirten yeni rektör Profesör Doktor Fahrettin Göktaş ise Fırat Üniversitesi'ne bilimsel arenada ülkemize ve dünyaya yakışır bir üniversite olma yolunda gayret sarf edeceklerini ifade etti. Ayrıca beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve kendilerine teklif eden YÖK Başkanımız Yektaş Saras Beyefendi teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Üniversiteler evrensel kurumlardır. Üniversiteleri dar bir alana hapsetmek hem bulunduğu şehre hem de üniversiteye zarar verir. Bir Erzurumlu kardeşiniz olarak bu hizmeti yürüteceğim Cumhurbaşkanımızın tasarrufudur. Zaten Erzurum ve Elazığ birbirleriyle bağdaşan Türkiye'nin en önemli iki şehridir. Bunları birbirinden ayırmak zaten mümkün değil. O yüzden ben bütün gayretimle hocamın bıraktığı yerden, gözünden kaçtığı noktaları belki olmuş olabilir. Ben hocamın çok başarılı bir dönem sergilediğini biliyorum. YÖK'te ve TÜBİTAK'ta görevlerim vardı. Bunlara yakinen şahit oldum. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız hocamızın gözünden kaçan noktaları yakalayıp onun üzerine katkı kurmak, üniversitemizde kurumsallaşma adına bir sistem geliştirmek, üniversitemizi bilimsel arenada ülkemize ve dünyaya yakışır bir üniversite olma yolunda gayret sarf edeceğiz. Demirdağ'dan rektörlük görevini devralan Göktaş daha sonra Demirdağ'a teşekkür ederek aldığı bayrağı daha ileri götürme sözü verdi. Bu bir
bayrak yarışıdır. Üniversiteler evrensel kurumlardır. Üniversiteleri dar bir alana hapsetmek hem bulunduğu şehre hem de üniversiteye zarar verir. Ve sıra cübbenin yeni sahibine teslimine geldiğinde eski rektör Demirdağ yeni rektör Göktaş'a cübbesini kendi elleriyle giydirdi. Bizim bu şekilde devlet.